Merhaba arkadaşlar, tekrardan birlikteyiz. Size bu videomda canlıların temel bileşenlerinden bahsedeceğim. Canlıların temel bileşenleri bizim vücudumuzda bulunan karbonhidratlar, yağlar, proteinler, bunlar haricinde işte kalsiyumdur, iyottur, sudur, bunun gibi bileşenlerdir. Aslında bizim kimyamızı oluşturur, canlıların kimyası da diyebiliriz. Biz canlıların temel bileşenlerini ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Organik bileşikler ve inorganik bileşikler. Şöyle tablo halinde ilk önce belirtmek istiyorum. Bunları bir karşılaştırmalı olarak yazalım. Daha sonra zaten detaylarına gireceğiz. İlk önce inorganik bileşikler. İnorganik bileşikler. Bu tarafa da organik bileşikler diyoruz. Organik bileşikler. Şimdi bunları bir karşılaştırmalı özelliklerini yazayım. Arkadaşlar, inorganik bileşiklerin tamamı dışarıdan hazır olarak alınır. Hiçbir canlı üretemez. O zaman yazalım. Dışarıdan hazır alınır. Hiçbir canlı üretemiyor. Ama organik bileşikleri bazı canlılar üretebiliyorlar arkadaşlar. Tabii bizler de mesela üretebiliyoruz. Protein üretebiliyoruz mesela. Ama amino asit, yani proteinin yapı taşı olan amino asiti üretemiyoruz. O zaman şöyle diyelim. Genellikle canlılar tarafından üretilir. Canlılar tarafından üretilir. Bir diğer özelliğimiz inorganik bileşiklerde, organik bileşikleri ilk önce söyleyeyim, karşılaştırmalı olarak yapıyorum çünkü. Arkadaşlar, organik bileşiklerde karbon, hidrojen ve oksijen bir arada bulunmak zorundadır. Karbon, hidrojen, oksijen bir arada bulunur. Karbon, hidrojen, oksijen bir arada bulunur. Bir arada bulunur. Bunların üçü bir araya geldiği zaman kesinlikle organik bileşik diyoruz. Ama inorganik bileşiklere baktığımızda bunların üçü birlikte bulunmaz. Mesela ikisi birlikte bulunabilir. Mesela karbonla hidrojen, CH4 mesela bulunabilir ama üçü bir araya gelmez arkadaşlar. O zaman şöyle yazıyoruz. Karbon, hidrojen, oksijen bir arada bulunmaz. Bir arada bulunmaz. Organik ve inorganik bileşiklerin genel olarak karşılaştırılması bu şekilde. Burada bilmeniz gereken, inorganik bileşiklerin kesinlikle dışarıdan hazır alındığını, hiçbir canlının üretemediğini bilin arkadaşlar. Bu çok önemlidir. Sorularda da çıkar karşımıza. Şimdi biz inorganik bileşikleri ve organik bileşikleri ayırıyoruz, bölümlerini ayırıyoruz. İlk olarak inorganik bileşikleri ayıralım. Arkadaşlar, inorganik bileşikler 4 gruba ayrılır. Şöyle yazalım. Su, inorganik bileşiklerimizden ilki ve en önemlisi su. Daha sonra mineraller, asitler, bazlar ve tuzlar. Pardon, 4 dedim, 5 ayrılır olacaktı. 5 ayrılır arkadaşlar. Su, mineraller, asit, baz ve tuzlar. Su ve mineralleri ayrı ayrı işleyeceğim ama şu üçünü tek bir başlık altında birlikte işleyeceğim. Ki zaten kimyada da gördüğümüz şeyler bunlar. Gelelim organik bileşiklere. Şimdi organik bileşikleri ben ikiye ayırarak anlatıyorum. Neden? Çünkü organik bileşiklerin bazıları enerji kaynağı olarak kullanılıyor, bazıları kullanılmıyor arkadaşlar. O yüzden ben şöyle ayırmak istiyorum. Enerji kaynağı olarak kullanılanlar. Bu tarafa da enerji kaynağı olarak kullanılmayanlar. Enerji kaynağı olarak kullanılan 3 tane bileşiğimiz vardır. Nedir bunlar? Karbonhidrat, yağ, protein. Zaten ilk önce karbonhidratlardan anlatmaya başlayacağız. O zaman enerji kaynağı olarak kullanılanları yazalım. Karbonhidratlar, yağlar. Yağların bir diğer adı lipidlerdir. Ve proteinler.
bunları biz enerji kaynağı olarak kullanıyoruz. Yani enerji ihtiyacımız olduğunda bunları parçalıyoruz arkadaşlar ve bunlardan çıkan enerjiyi kullanıyoruz. Gelelim enerji kaynağı olarak kullanılmayan organik bileşiklere. Bunlardan ilki enzimler. Enzimler. Daha sonra vitaminler. Vitaminler. Nükleik asitler. Nükleik asitler. Ve ATP. Arkadaşlar ATP enerjinin kullanım formudur. Hani şöyle düşünebilirsiniz, biz ATP'yi de enerji olarak biliyoruz diye. Doğrudur. ATP enerjidir. Ama ATP'nin yapısındaki bileşenler enerji kaynağı olarak kullanılmaz. ATP enerjinin kullanım formudur. Biz ATP'de fosfatlar arasındaki yüksek bağları kullanıyoruz. Yüksek enerjili bağları. Böylece enerji ihtiyacımızı karşılamış oluyoruz. ATP'nin direkt bileşiklerini parçalamadığımız için, onu kullanmadığımız için bunu enerji kaynağı olarak kullanılmayanlar kısmına yazdım. Kafanız karışmasın. Şimdi inorganik bileşiklerden başlayalım. Bu videoda su, mineraller, asitler, bazlar ve tuzları anlatayım. Bir dahaki videoda karbonhidratlardan devam edelim. Her birini ayrı ayrı video olarak anlatacağım. Arkadaşlar şöyle sayfayı değiştireyim. İlk olarak ne diyoruz? Su. İnorganik bileşikler diye başlık yazalım. İnorganik bileşikler. Bir diyoruz su. Şimdi suyun bazı özellikleri var. Arkadaşlar suyun temel özelliklerini bilmeniz yeterlidir. Öyle çok fazla detayına girmemize gerek yok. Bir kere su, İlk olarak bilmemiz gereken özelliği evrensel çözücüdür su. Evrensel çözücüdür. Evrensel çözücüdür. Yapısında bulunan bağlı hidrojen bağları sayesinde birçok molekülün çözünmesini sağlar. Örneğin mesela yemek pişirirken falan suyu kullanıyoruz, değil mi? İşte o yemeğin içerisinde bulunan molekülleri çözerek işte yemeğin tatlanmasını sağlıyor. Daha sonra yine bizim vücudumuza aldığımız su oradaki bileşenlerin çözülmesini sağlıyor, sindirimi sağlıyor arkadaşlar. Oldukça önemlidir. Evrensel çözücüdür diyoruz. Daha sonra enzimlerin çalışmasını sağlar diyelim. Enzimlerin çalışmasını sağlar. Enzimlerin çalışmasını sağlar. Enzimlerin çalışabilmesi için ortamda %15 en az arkadaşlar %15 miktarında su bulunması gerekiyor. O yüzden bu temelini oluşturuyor. Daha sonra gelelim bir sonraki özelliğine. Öz ısısı çok yüksektir. Öz ısısı yüksek olduğu için işte terleme yapan canlıların vücut sıcaklığının sabit kalmasını sağlıyor arkadaşlar. Düzenlenmesini sağlıyor. O yüzden de şöyle diyoruz. Öz ısısı yüksektir. Peki öz ısı nedir? Arkadaşlar öz ısı şu. Diyelim ki elimizde 1 gram su var. Bu 1 gram suyun derecesinin, örneğin derecesi de ne olsun? 25 derece olsun. 25 dereceden 26 dereceye çıkarmak için harcadığımız enerjiye biz öz ısı diyoruz. Mesela şöyle yazayım isterseniz örnek olarak. 1 gram suyun sıcaklığını 25 dereceden 26 dereceye çıkarmak için gerekli enerjiye öz ısı denir. Öz ısı denir. İşte bu öz ısı sayesinde, öz ısı çok yüksek olduğu için mesela denizler çok çabuk soğumazlar. Hani kış olduğu zamanlarda biraz daha geç soğurlar veya geç ısınırlar arkadaşlar. Bu da içerisinde yaşayan canlıların kolaylıkla ortama adapte olmasını sağlar. Öz ısı yüksektir dedik. Gelelim bir sonraki özelliğine. Arkadaşlar adezyon ve kohezyon özellikleri sayesinde bitkilerdeki su taşınmasını sağlar. O zaman yazalım. Adezyon ve kohezyon sayesinde. Kohezyon sayesinde bitkilerde suyun taşınmasını sağlar. Adezyon ve kohezyonu da açıklayalım.
Adezyon arkadaşlar farklı moleküllerin birbirine tutunmasıdır. Mesela su moleküllerinin bitki duvarlarına tutunması gibi düşünün. Adezyon budur. O zaman adezyonun açıklamasını yazalım şuraya. Adezyon diyelim. Neymiş? Farklı moleküllerin birbirine tutunması. Birbirine tutunmasıdır. Kohezyon ise aynı moleküllerin birbirine tutunması. Mesela su molekülleri hidrojen bağlarıyla birbirine tutunarak işte uzun boylu bitkilerde yukarıya kadar işte 2-3 metrelik mesela veya 5 metrelik bitkilerde yukarıya kadar taşınabiliyor. Kohezyon da budur. Kohezyon aynı moleküllerin birbirine tutunmasıdır. Aynı moleküllerin birbirine tutunmasıdır. Evet, suyun özelliğini yazdık. Adezyon ve kohezyon sayesinde bitkilerde suyun taşınmasını sağlar dedik. Arkadaşlar bir diğer özelliği büyük besin molekülleri suyun hidroliz özelliği sayesinde parçalanıyor. Hidroliz nedir? Su ile parçalama bakın. Hidro su demektir. Liz parçalamak demektir. Su ile parçalama olayına biz hidroliz diyoruz. O zaman şöyle yazalım. Büyük moleküller suyun hidroliz özelliği sayesinde parçalanır. Ne dedik? Hidro su demek. Liz parçalamak demektir. Parçalamak. İşte suyun hidroliz özelliği sayesinde parçalanıyor bizim büyük moleküllerimiz. Daha sonra gelelim bir sonraki özelliğimize. Arkadaşlar fotosentez tepkimelerine katılarak atmosferdeki oksijeni oluşturur. Oksijeni oluşturur. Fotosentezin tepkimesini yazalım. Nedir tepkimesi? Karbondioksit artı su bir araya gelir. Besin artı oksijen üretir arkadaşlar. İşte buradaki bakın oksijenin kaynağı, atmosfere giden oksijenin kaynağı nedir? Su molekülüdür. Dolayısıyla oldukça da önemlidir fotosentez için. Gelelim bir sonraki özelliğine suyun. Bir sonraki özelliği de şudur. Katı hale geldiğinde yoğunluğu azalıyor. Bu yüzden de buz suyun üstünde yüzüyor. Bu sayede işte göllerde veya buz tutan yerleri düşün. Mesela göller kış olduğu zaman buz tutuyor birçok şehirde. Gölün içerisinde yaşayan, o buzun altında yaşayan canlıların canlı kalmasını sağlıyor arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim. Katı hale geldiğinde yoğunluğu azalır. Ve ne oluyor? Buz suyun üstünde yüzer. Bu sayede su içinde yaşayan canlılar canlılıklarını korur. Evet, canlılıklarını koruyor arkadaşlar. Suyun bir özelliği de bu. Gelelim artık son özelliğimize. Arkadaşlar, yüzey gerilimi yüksektir. Belirli bir yüzey gerilimi oluşturarak işte birçok böceğin suyun üstünde kalmasını, işte suyun üstünde yürümesini sağlıyor. Bu sayede işte böcekler su içerisinde bulunan canlılarla beslenebiliyorlar. O zaman şöyle diyelim. Yüzey gerilimi oluşturarak birçok böceğin su yüzeyinde kalmasını sağlar.
su yüzeyinde kalmasını sağlar. Evet, suyun genel olarak özellikleri bu şekildedir. İnorganik bileşiklerde zaten soru gelirse ya sudan ya da minerallerden gelir arkadaşlar. Su ile ilgili bilmemiz gerekenler bunlar. Zaten çoğunluğu çıkarabileceğimiz şeyler. Bizim için yabancı olan kavramlar adezyon, kohezyon ve hidrolizdir. Zaten bunların da ne olduğunu açıkladık. Suyu anlattıktan sonra gelelim ikinci bir organik bileşiğimize. Ne diyeceğiz? Mineraller. Şöyle 2 diyoruz. Mineraller. Arkadaşlar, mineraller. Evet, mineraller hücre zarından geçebilecek büyüklüktedirler. Yani çok küçük moleküllerdir. Kolaylıkla hücre zarından geçebilirler. O zaman ilk özellik olarak yazalım. Hücre zarından geçebilirler. Bir diğer özelliği arkadaşlar, tüm canlılar, bakın inorganik bileşiklerin genel özelliklerinden biri, tekrar burada da söylüyorum. Tüm canlılar mineralleri hazır olarak alırlar. Doğadan hazır alırız. Tüm canlılar hazır alır. Yani kimse üretemiyor. Evet, tüm canlılar hazır olarak alırlar. Daha sonra gelelim bir sonraki özelliğine. Arkadaşlar, bunlar mineraller kesinlikle enerji vermez. Unutmayın, enerji vermezler. Enerji vermezler. Bir özelliği de budur. Daha sonra gelelim bir sonraki özelliğine. Bizim kanımızın içerisinde bulunarak veya işte diğer canlıların vücut sıvısının içerisinde bulunarak ozmotik basıncın ayarlanmasını sağlıyor. Ozmotik basınç nedir? Suya olan ihtiyaçtır arkadaşlar. Ozmotik basıncı düzenler. O zaman yazalım. Ozmotik basıncı düzenler. Parantez içinde ne olduğunu da yazıyorum ozmotik basıncın. Suya olan ihtiyaç. Ozmotik basıncı düzenler dedik. Bir sonraki özelliği iyon dengesinin kurulmasını sağlıyor arkadaşlar. Zaten mineraller bizim vücudumuzda çoğunlukla iyonlar halinde bulunur. İyonların iyon dengesinin kurulmasını sağlıyor. İyon dengesinin kurulmasını sağlar. Arkadaşlar, bir diğer özelliği ise enzimlerin yapısına katılabiliyorlar. Kofaktör olarak katılabiliyor. Enzimleri anlatırken zaten yine bahsedeceğiz. Şöyle diyelim. Enzimlerin yapısına katılır. Yapısına katılır. Şimdi birkaç tane örnek verelim minerallerden. Aslında şöyle diyebiliriz. Periyodik tabloyu kimyadan hatırlayın. Periyodik tabloda bulunan ve insan vücudunda veya canlı vücudunda kullanılabilen elementlere biz mineral diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bizim vücudumuzdaki elementler mineral olarak isimlendiriliyor. Örneğin işte örnek verelim, birkaç tane yazalım örneklerini. Mesela demir. F olarak değil mi? Gösterilir demir. Daha sonra magnezyum. İşte kalsiyum, klor, arkadaşlar, karbon. Bunlar nedir? Bizim vücudumuzda bulunan elementlerdir. Biz bunlara mineral olarak isim veriyoruz. Evet, gelelim. Mineralleri bitirdikten sonra diğer inorganik bileşiklerimize, asitler, bazlar ve tuzlar. Ben bunların hepsini tek bir başlık altında anlatacağım. Şöyle yazıyorum. Asit, baz ve tuz. Arkadaşlar, ilk önce asitlerden başlayalım. Asitler suda çözündükleri zaman ortama hidrojen iyonu veren bileşiklerdir. O zaman yazalım. Suda çözündüklerinde ortama hidrojen iyonu verir. Hidrojen iyonu verirler. Ya da şöyle diyeyim, veren bileşiklere asit denir.
pH metreye baktığımız zaman asitler 0 ile 7 arasında bir değer alırlar arkadaşlar. 0'a doğru gittikçe asitlik artar. Bunu en son altta gösterelim. Gelelim bazlara. Bazlara baktığımızda bunlar da suda çözündükleri zaman ortama hidroksil iyonu veriyorlar. Şimdi hidrojeni şöyle simgesini gösteriyoruz. O hidroksil de yazalım. Suda çözündüklerinde ortama hidroksil yani OH iyonu veren bileşiklere baz denir. Baz denir. Bunlar da 7 ile 14 arasında değer alıyorlar. Tam 7 arkadaşlar nötrdür. 7 ile 14 arası ise baz olarak isimlendirilir. Peki tuzlar nasıl oluşuyor? Tuzlar asitlerle bazların tepkimeye girmesi sonucunda oluşuyor arkadaşlar. Yazalım. Asitlerle bazların tepkimeye girmesi sonucu oluşur. Girmesi sonucu tuzlar oluşur. Mesela örnek verelim. Hidroklorik asit ile sodyum hidroksit tepkimeye girdi. Bakın bu asittir. Bu da bazdır. Tepkimeye girdiklerinde ne olacak? H2O yani su molekülümüz oluşacak. Bir de arkadaşlar NaCl yani bizim soframızda kullandığımız tuzumuz oluşacak. İşte biz bu tepkimelere ne diyoruz? Tepkime sonucunda oluşan bileşiklere tuzlar diyoruz. Peki pH metrede gösterelim asitlerle bazları. Şöyle bakın 0'la ne dedik? 14 arasındadır dedik ve ortada da 7 bulunur. 0'la 7 arasındakiler asit olarak isimlendirilir. Şöyle asitler 7 nötrdür arkadaşlar. Nötr. 7 ile 14 arası ise bazlar olarak isimlendirilir. Şimdi bizim vücudumuzda organik asitler bulunduğu gibi inorganik asitler de vardır. Mesela inorganik asit olarak midemizde bulunan hidroklorik asit inorganik bir asittir. Veya mesela karıncalarda bulunan formik asit organik bir asittir arkadaşlar. Yani bunlar organik de olabilir, inorganik de olabilir. Şöyle altlarını da çizelim. Evet. Bu şekilde videomuzu bitiriyoruz. İnorganik bileşikleri anlattık. Bunların neler olduğunu, özelliklerine baktık arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda organik bileşiklerden, karbonhidratlardan devam edeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.